Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, çok değerli veriler. Bugünkü EBA canlı dersimizde cep telefonundan ders işleyeceğiz. Öğretmenlerimizin birçoğu masaüstü bilgisayarlarından, laptop bilgisayarlarından ya da MEB'e bağlı Lütfen maske tak. okuldaki akıllı tahtalardan ders işliyor ama büyük çoğunluğu da telefonundan dersini işlemek istiyor. O zaman telefonda ne tür kabiliyetlerimiz var? Daha önceden buna benzer videolar incelemiştik. Ama en son en güncel haliyle 2020-2021 eğitim yılı çerçevesinde cep telefonlarımızdan ne kadar verim alabiliyoruz? Girerken hata alıyor muyuz? Ya da ne kadar hızlı bağlanıyor? İşte bunların hepsinin cevabı şimdi videoda. O zaman hadi derse. Evet sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, yapacağımız sistem şu. Elimde bir adet cep telefonumuz var. Cep telefonumuzdan EBA canlı derse girdim. Bunun görüntüsünü hemen yan tarafa koyacağım. Beraber olarak da adımları teker teker inceleyeceğiz. Nerede sıkıntı alıyoruz, neleri değiştirmemiz lazım, bunlara bakacağız. Evet, telefonun görüntüsünü yan tarafa koymak için ekran kaydımı başlatıyorum. Ekran kaydım süresince nereye tıkladım ve nerelere geçiş yaptım? Nerelerde sıkıntı aldım? Bakalım. Evet, cep telefonu ekranımız artık yan tarafta. Hadi beraber giriş yapalım. Vakitin geçsin istemiyorum. Kısa tutmaya çalışıyorum videoyu. EBA canlı dersin sayfasına giriş yaptım. Buradan sonra da canlı derslerimize bağlanacağız. Tamam, bunlar cepte. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi. Öğretmenim, benim evde bir tane telefonum var. Bundan 2-3 öğrenci derse giriyor. Ama biz giriş ekranından çıkış yapamıyoruz. Bakın burada herhangi bir çıkış sekmesi yok diyor. Sağ ortada yukarıda bir okumuz var. Ona tıkladığım zaman alt tarafta çıkış diyor. Dolayısıyla buradan çıkış yapıp daha sonra da diğer öğrenci için giriş yapabilirsiniz. Ben bu menüden geri dönüyorum ve canlı ders sekmesine geliyorum. Canlı dersime girdikten sonra hangi saatte dersim olduğunu gösteriyor. Yan tarafta bir 3 noktamız var. Bu 3 noktanın incele kısmına basarsak hangi öğrencilerin dersi gireceğini görürüz. Başlat dersek de bizim dersimiz başlar. Evet, şu an itibariyle 23 saniye, 25 saniyeden geri saymaya başladı. Hızlıca şunu hatırlatayım. Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, lütfen Windows 10, Windows 10, Windows 10. Yani bana birçok hata geliyor ve bu hataların neredeyse tamamı Windows 7 kullanan bilgisayarlar tarafından. Lütfen işletim sisteminizi Windows 10 yapın. Windows 10'u yüklemek zor bir iş değil ama bu konular hakkında çok da pratik ve bilgili değilseniz destek almanız lazım. Onu da belirteyim. Devamında telefonlar için şöyle bir hatırlatmam olacak. Lütfen canlı dersten bir 10-15 dakika önce girmeye çalışın. Çünkü tam girme esnasında bir iki defa beni bir iki dakika bekletti. Mesela şu anda tıkladım. Ekranımız aynı şekilde beraber açıldı. Fakat başlama olmadı. Bundan önceki denememde de aynısı oldu. İkinci kez başlat dedim. Ondan sonra başladı. Şimdi Lütfen maske tak. tekrar başlat dedim. 34 saniyeden geri saymaya başlıyor. Evet, kaydımız devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. 26 saniyesi kaldı. Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, en çok gelen problemlerden bir tanesi de hocam ben işte neden konuşamıyorum? Sesim arkadaşlarıma neden gitmiyor? Diğer arkadaşlarım sesini açabiliyorlar. Sevgili öğrenciler, öğretmenlerinizin ayarları var. Bir önceki videoda bunu da anlattım. Orada öğretmeniniz öğrenci sesini kendi açabilsin. İznini verirse açabilirsin. Yoksa açamazsın. Hocam arkadaşlarım kamera açıyor. Yalan. Açamazlar. Öğretmen izin vermediği ya da istek yapmadığı sürece öğrencinin böyle bir hakkı yok. Evet, ekranınızda da görüyorsunuz ikinci kez başladı, tıkladım ve ikinci işlemin sonunda süreç başladı. Telefonlar çınlamalar var. Hoparlörümü kapattım. Sesimi de görüntümü de kapattım. Evet, ekranımızda bakalım neler yapabiliyoruz. Sol üst taraftan sesimizi kapatabiliyoruz. Sol aşağı taraftan da video görüntüsünü açıp kapatabiliyoruz. Hemen yan tarafında katılımcılar sekmesi var. Katılımcılardan derse kaç kişinin katıldığını görebiliyoruz. Şu anda ben ve yandaki bilgisayarım sistemde. Herkesin sesini Lütfen maske tak. aşağı taraftan sesleri aç ve kapat ile aynı anda bütün sesleri kapatıp açabiliyorsunuz. Bu cepte. Ama kamera görüntülerini herkese aç diye bir seçenek yok. Onun dışında tek kişi bazında açmak isterseniz zaten kenarındaki kamera işaretine ya da ses işaretine tıklayabiliyorsunuz. Evet, sesleri kapat diyorum. Çünkü
Sürekli çınlama oluyor farklı bilgisayarlardan giriş yaptığım için. Az önceki ekranıma tekrar geri döndüm. Katılımcılar kısmına geçtim. Daha fazlası sekmesi var. Buradan öğrencilerimiz kendilerince parmak kaldırabilirler ya da onay verebilirler. Kimin onay verdiğini görüyoruz. Üstte de ismi yazıyor. Devamında bu kişinin sesini açmak istersek aynı şekilde kullanıcılar sekmesinden gelip sesini açabiliriz. Burayı da kapattım. Bizim için en önemli olan kısma geliyorum. İçerik paylaşma. İçerik paylaşmada neler var? Fotoğraf paylaş diyor. Tamam, fotoğraf paylaşalım. Fotoğraflardan bir tanesine tıkladım ve fotoğrafım ekrana geldi. Evet, şu anda karşıdaki ekranında da görebiliyorum. Oradan da bir giriş yaptım çünkü. Bir problem yok. Elimdeki fotoğraf geliyor. Bu hatayı da şöyle söyleyeyim. Canlı derse bağlan dediğinizde sabırsız olup 2-3 defa bağlana tıklarsanız işte bu hatayı alıyorsunuz. Dedikten sonra bu paylaşımı geçtim. Demek ki resimlerimi paylaşabiliyorum. Kenarda da kalem var. Kalemle zaten çizim yapabildiğimizi daha önceden sabitlemiştik. Bir problem yok. Evet, bu ekrandan nasıl dönüş yapıyoruz? Tıklıyorum. Kaleme geri tıkladığımda buradan çıkıyor. Gel gelelim işin önemli kısmına. YouTube videoları, EBA videoları ya da videolar burada çalışıyor mu? Web sitelerini buradan gezebiliyor muyuz? Hadi ona da beraber bakalım. Paylaş dedim. Fotoğrafta sıkıntı yoktu. Bağlantı paylaş diyorum. Bağlantı paylaş dediğimde buraya youtube.com dedim. Paylaş seçeneğine tıkladığım zaman evet şu anda ekrana en son girdiğimiz yerlerden videolar geldi. Hızlıca buradan sekmeyi değiştiriyorum. En üstte ismim çıktı. Evet, benim kanalıma ait sayfalar geldi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık olarak benim telefonumla karşıdaki görüntü arasında yaklaşık 2 saniyelik falan bir fark var. Evet, ben telefon ekranımı şu anda kaydırdım ama karşımdaki ekran daha kaymadı. Demek ki aradaki açıklık birazcık daha internet hızınızla alakalı olarak değişebiliyor. Şu anda ekranı kaydırmama rağmen ekran öğrenci ekranında herhangi bir hareket yok. Tamam. Ben buradan hızlıca kendi sayfama tıklayıp bakalım ne olacak. Kendi videomun gelmesi için siz telefonda görüyorsunuz bir dönen işaret var. Ama öğrencilerin gördüğü ekranda hiçbir hareket yok derken onlarda da aynı şekilde dönme işlemi gerçekleşti. Evet, sayfa karşıma geldi. Sayfayı aşağıya doğru kaydırıyorum. Az önce kaymamıştı ama şu anda sayfamız yavaş yavaş kayıyor. Evet, az önce kaymamıştı ama şu anda sıkıntı yok. Peki videoya girdiğim zaman ne olacak? Şu anda benim elimdeki telefonda video görüntüsü başladı. Ama geçen sene olduğu gibi bakıyorum karşı tarafta alttaki yazılar gözükmesine rağmen bende video oynuyor. Fakat öbür tarafta videolar maalesef ki aktif değil. Bizim buradan çıkartacağımız ana fikir nedir? Demek ki bir web sitesine girdiğiniz zaman karşı taraf sizin yazılarınızı, resimlerinizi görebiliyor. Ama onun dışında maalesef ki videoları oynatamıyor. Peki biz sadece siteler arasında gezsek, mesela oraya da EBA yazsak, EBA'da sağlıklı bir şekilde geziyor mu bakalım. EBA'nın adresini biliyorsunuz, www.eba.gov.tr. Evet, bunu yaptığım zaman web sitesi anında karşıma geldi. Kapat dedim bu ekrana. Yine 2 saniyelik bir gecikmesi var. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Ekranımda bariz bir şekilde kaymıyor. Küçük küçük oynamalar var. Ama aramızdaki fark yaklaşık 5-6 saniyeye çıktı. Demek ki web sitelerinde de telefondan gezmesi birazcık vakit alacak. Yani ben burada oynattığımda maalesef ki ekrana 6-7 saniye buluyor ve benimki gibi kaymıyor. Tık tık diye gidiyor. Birazcık web sitelerinden gezmek zor gibi. Eğer Apple marka bir telefondan ders vermek istiyorsanız kendi görüntünüzü artı resimleri efektif olarak kullanabiliyorsunuz. Ama web sitelerinde gezerken yavaş, YouTube'da ise video açmıyor. Devamında size söyleyeceğim şurada birazcık ayarlarımız var. Ekranın sağ alt tarafında ayarlar bölmesi. Burası önemli sayın hocalarım. Özellikle dersi işleyen öğretmenlerimiz için bu kısım önemli. Şimdi burada diyor ki canlı derse girişi kapat. İkinci sırada. Eğer bunu bu şekilde tutarsanız öğrencilerimiz sizden sonra derse giremezler. Ben şu anda aktif ettim. Girişlerde sesi kapat. Tın tın sesleri. Hocam ben kimin girip çıktığını öğrenmek istiyorum. Tamam, açık kalsın. Ama düşmeler olduğu zaman da çok fazla çınlama olabiliyor. Haberiniz olsun. Derse giriş çıkışlarda sesli bildirim, isim
Dene izin ver. Sayın hocalarım, bunu kapalı tutalım. Aynı bende olduğu gibi. Çünkü öğrencilerimizin hayal dünyası çok geniş. Geniş de olsun zaten. Çok farklı isimler çıkabiliyor. Katılımcıların içerik paylaşmasına izin ver. Eğer bunu işaretlerseniz öğrencilerimiz de sizler gibi ellerinde olan PDF, Word, Excel dosyalarını paylaşabilirler. Katılımcıların yorum yapmasına izin ver. Bunu aktif de etseniz, yapmasanız da katılımcılar bir chat ekranı gibi yorum yapamıyor. Evet, yorumlayanların isimlerini göster. Ders ayarlarını her zaman göster. Görüntü iyileştir, alt yazılar. Maalesef ki bu menüde bizim kullanmadığımız EBA canlı ders, Zoom altyapılı EBA canlı derste çalışmayan birkaç ayar da burada gözüküyor. Evet, cep telefonumuzdan dersimizi işleyiş şeklimiz bu şekilde. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlara yazın ya da özel sorunlarınız varsa Instagram adresimden ekleyip bana ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye, hoşça kal.